Yer çekimi ve elektrostatik hakkında artık bir fikrimiz olduğuna göre evrendeki temel kuvvetlerden biri olan yer çekiminden sonra en fazla aşina olduğumuz manyetizmaya geçebiliriz. Manyetizma. Kelimenin kökeni merak ediyorsanız bir tarihçi değilim ama bazı medeniyetlerin birbirlerini ya da demir veya demir içeren metal objeleri çeken maddeleri keşfettiklerini ve bunlara doğal mıknatıslar adını verdiklerini biliyorum. Bu mıknatıslar Yunanistan'ın bölgelerinden birisi Magnezya'da yakın bir yerde bulundukları için de bu doğal fenomene manyetizma ismi verilmiş. Dediğim gibi bir tarihçi değilim ama bu kelimenin kökeni hakkında internetten bu bilgileri edinebildim. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız lütfen araştırmaya devam edin. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Hepimizin mıknatısların en azından neye benzediklerini bildiğimizi biliyorum. Yani hepimizin eline bugüne kadar elbet bir mıknatıs ya da pusula geçmiştir öyle değil mi? Ama tabii ki gerçekler bu kadar basit değil. Mıknatısları daha yakından anladığımızda bunun aslında elektrikle ne kadar alakalı olduğunu göreceğiz. Hatta ve hatta elektrostatik kuvvetle manyetik kuvvetin farklı çıkış noktaları olmasına rağmen aslında aynı şeyler olduklarını da öğreneceğiz. Şu aşamada söylediğim her şeyin kulağa biraz karmaşık geldiğinin farkındayım. Ama bunları klasik Newton dünyasında iki farklı kuvvet olarak değerlendiriyoruz. Yer çekimine de mıknatıslara olduğumuz gibi aşinayız ama düşünecek olursanız manyetizma da en azından yer çekime kadar gizemli bir fenomendir. Tüm bunları söyledikten sonra artık manyetizmadan bahsetmenin vaktinin geldiğine inanıyorum hepimizin bugüne kadar bir mıknatısla karşılaştığından eminim demiştim. Hı. Mıknatısın sarı olmasını istememiştim. Belki de dış çizgileri sarı olabilir. Yok bunu da beğenmedim. Şöyle olsun evet. Bu bir mıknatıs. Mıknatısların iki kutbu olur. Kuzey ve güney kutupları. Bu kutupların sadece kolaylık olsun diye bu şekilde isimlendirildiklerini de söylemek istiyorum. İnsanlar doğal mıknatısları keşfettiklerinde ya da bir doğal mıknatıs aracılığıyla bir iğneyi manyetize edip de onu içi su dolu bir kovada yüzen bir tıpaya batırdıklarında iğnenin dünyanın kuzeyini gösterdiğini gördüklerinde iğnenin bu kutbuna kuzey kutbu, dünyanın güneyini gösteren kutbuna da güney kutbu ismini vermeyi düşünmüşler. Başka bir deyişle bir mıknatısın sürtünmesiz ortamda kendi kendine yönünü bulmasına izin verdiğimizde dünyanın coğrafi kuzeyini gösteren kutbuna kuzey kutbu, diğer kutbuna da güney kutbu ismini veriyoruz. Mesela bunun dünya olduğunu düşünelim. Dünyanın tepe noktasına kuzey kutbu, buraya da güney kutbu diyoruz öyle değil mi? Buna ek olarak bir de manyetik kuzey diye bir kavram olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu bir pusulanın kuzey kutbunun gösterdiği yöndür. Manyetik kuzey dünyanın içindeki sıvıların yer değiştirmesi ve bir takım başka etkileşimler yüzünden yer değiştirir. Ama manyetik kuzeyin kuzey kanada civarında olduğu kabul edilmiştir. Manyetik kuzeyin burada, manyetik güneyinde biraz yer değiştirmiş olarak burada olabileceğini, kısacası manyetik kuzey ve manyetik güneyin dünyanın ekseni üzerinde olmadığını yani coğrafi kuzey ve güneyle aynı olmadıklarını anlatmaya çalışıyorum. Evet, biraz kafa karıştırıcı olduğunu ben de kabul ediyorum. Çünkü manyetik kuzey bir mıknatısın kuzey ucunun göstereceği coğrafi konumdur. Ama dünyayı büyük bir mıknatıs gibi düşünecek olursanız, burası mıknatısın güney kutbu olur ve coğrafi güney kutbu da mıknatısın kuzey kutbu olur. İsterseniz bu konuda da internette araştırma yapabilirsiniz. Dediğim gibi biraz kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. Ama insanlar manyetik kuzey ya da kuzey kutbundan bahsederken coğrafi olarak dünyanın kuzeyi, güney kutbundan bahsederken de güneyinden bahsediyorlar. Anlaştık mı? Bu konu üzerine bu kadar durmamın sebebine gelince mıknatıslarla çalışırken aynı elektrik ya da elektrostatikte olduğu gibi zıt kutupların birbirlerini çektiklerini göreceğiz. Yani mesela mıknatısımın kuzey kutbu dünyanın kuzey kutbunu gösterdiğinde dünyanın kuzey kutbunun ya da manyetik kuzeyinin aslında kocaman bir mıknatısın güney kutbu olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Aynı şekilde mıknatısımın güney kutbu da o kocaman mıknatıs kuzey kutbu olan dünyanın güney kutbunu gösterecek. Anlaştık değil mi? İsterseniz bu dünya ile ilgili konudan uzaklaşıp anlaşılması daha kolay olan mıknatıslara odaklanalım. Şunu sileyim. Manezeyi de siliyorum. Evet, oldu. Bu arada şimdi aklıma geldi. Acaba magnezyumda manezya da mı bulundu? Muhtemelen öyledir. Evet, içinde magnezyum bulunan şeylerin gerçekten de magnezyada keşfedip keşfedilmediklerini gerçekten merak ediyorum. Her neyse, bu kadar yeter. Mıknatıslara geri dönelim. Bu bir mıknatıssa, bir tane daha çizeyim. Ama önce her şeyi silmek istiyorum. Evet. Şimdi iki tane mıknatıs çizeyim. Bu birincisi, bu da ikincisi. Çocukken yaptığımız deneylere dayanarak, burası kuzey, burası da güney kutbu olsun. Bir mıknatısın kuzey kutbunun, başka bir mıknatısın güney kutbunun çekeceğini biliyoruz. Ve eğer bu mıknatısı bu şekilde döndürecek olursam da diğer mıknatısı iter yani iki mıknatısın kuzey kutuplarının birbirlerini iteceklerini söylemeye çalışıyorum. Buna dayanarak aynı elektrostatikte olduğu gibi mıknatısların bir alan yarattıklarını söyleyebiliriz. Yani eğer mıknatısın etrafına bir cisim koyarsak, cisim mıknatısın oluşturacağı vektörel alandan etkilenir, başka bir deyişle bu cismin üzerine net bir kuvvet etkimeye başlar. Şimdi manyetik alana geçmeden önce manyetizma ve elektrostatik arasındaki önemli bir farktan söz etmek istiyorum. Manyetizmada her zaman iki kutuptan bahsederiz. Bir kuzey, bir de güney. Elektrostatikte ise pozitif ve negatif olmak üzere iki yük vardır ama bu yükler kendi kendilerine takılabilir. Yani bir proton tek başına olabilir. Yanında illa bir elektron olmasına gerek yok. Yalnız başına olan bu proton pozitif elektrostatik bir alan yaratır öyle değil mi? Artık yükün yaratacağı alan çizgilerini şu şekilde çizebilirim. Dediğim gibi bu pozitif yükün yanında illa bir negatif yük olmasına gerek yok. Aynı şekilde bir elektron da yalnız başına takılabilir. Yanında bir protona ihtiyacı yoktur. Elektrostatikte bu duruma yani tek bir yükün yalnız başına bulunabilmesine monopol yani tek kutup adı verilir. Ama az önce söylediğim gibi manyetizmada her zaman iki kutuptan bahsedeceğiz. Örneğin bu mıknatısı alıp ortadan ikiye kesersem gizemli hatta sihirli bir şekilde kutupları bu şekilde yani kuzey güney ve kuzey güney olacak şekilde iki yeni mıknatıs elde ederim. Teorik olarak doğrusunu okuduğum kadarıyla evet ben de okuyor ve öğreniyorum. Yani her konuda her türlü bilgiye sahip olmadığımı bilmelisiniz. Evet. Teorik olarak doğada henüz rastlanmamış olmasına rağmen manyetik bir monopol olabileceğinden bahsediliyor. Ama yine de doğada karşımıza çıkan şeylerin iki kutuplu olduğundan emin olabilirsiniz. Bu mıknatısı istediğiniz kadar parçalayın elde ettiğiniz tüm parçaların sadece tek bir elektron kalana kadar hatta bu tek elektronun bile manyetik iki kutuplu olduğunu görebilirsiniz. Bunların hepsinin bir kuzey bir de güney kutbu olacaktır. Tüm mıknatısların manyetik alanlarının içlerindeki elektron spinleri tarafından oluşturulduğunu da eklemek istiyorum. Elektron spinlerinden daha önce bahsetmiştik. Gözünüzün önüne böyle dönen bir küre ya da bir top getirebilirsiniz. Elektronların küçük de olsa bir kütlesi vardır. Ama bunun enerji mi yoksa kütle mi olduğu noktasında enerji dolu bir topun nasıl döndüğü konusu da oldukça belirsizdir. Ve tartışma neredeyse metafiziksel bir boyuta ulaşır. Onun için gelin bizi aşan bu konulara hiç girmeyelim. Bu büyük mıknatısların manyetik alanlarının içlerindeki spin atan elektronlar hatta protonların etrafında dönen elektron hareketinin yarattığı manyetik alanlar tarafından oluşturulduğunu bilmeniz yeterli. Umarım kafanız çok fazla karışmamıştır. Eğer metal bir çubuğun neden bazen manyetize olup bazen de olmadığını merak ediyorsanız, metal çubuğun içindeki elektronların hepsinin rastgele değişik şeyler yaptığında, hareketler rastgele olduğu için manyetik spinler ya da manyetizma birbirlerini nötrler ve manyetizma oluşmaz. Eğer bu elektronların spinlerini ve rotasyonlarını hizaya getirebilirseniz, Manyetizma sayesinde yüklenen metal bir çubuk elde edersiniz. 10 dakika sınırını geçtiğimiz için bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım mıknatısın ne olduğu konusunda sizi azıcık da olsa aydınlatabilmişimdir. Sıradaki videoda bunun yarattığı etkiden bahsedeceğiz. Öncelikle manyetik alanın ne olduğu, sonra da manyetik alanın bir elektron ya da hareketli bir yük üzerindeki etkisi konularında konuşacağız. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.